Kimsin sen? Azrail'in habercisi Battal. Canını almaya geldim. Cüneyt Arkın veya gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batır. Çektiği 400'den fazla filmle Türk sinema tarihine damgasını vuran usta oyuncunun hayat hikayesi bu. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğan Doğayen ismin çocukluğu çobanlık yaparak geçer. İlkokulu ve liseyi memleketinde okuyan Cüneyt Arkın, doktor olmak için İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olan ve Adana ile Eskişehir'de doktorluk yapan Arkın, sonraki yıllarda mesleği bırakma kararı alır. Yedek subay olarak askerliğini yaparken, yönetmen Halit Refik'in dikkatini çeken yakışıklı oyuncu, kendisine gelen oyunculuk teklifini kabul eder. 1963 yılında Artist dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olan Arkın, aynı yıl içinde çekilen Kaderin Mahkumları adlı filmde oynar. Gurbet Kuşları filmiyle adını daha geniş kitlelere ulaştırmayı başaran ünlü aktör, ilk yıllarında romantik jön karakterlerini canlandırır. Ancak Cüneyt Arkın, Halit Refik'in önerisiyle aksiyon filmlerine yönelir. Tam 6 yıl karate eğitimi alan usta oyuncu, Malkaçoğlu ve Battal Gazi serilerinde gösterdiği performansla adeta halk kahramanı olur. Bir yıl sonra sınıf arkadaşı Güler Mocan'la dünya evine giren ve Filiz adında bir kızı olan Arkın'ın bu evliliği fazla uzun sürmez. 1968 yılında eşinden boşandıktan sonra Betül Işıl'la tanışan sevilen oyuncu 1970 yılında ikinci kez evlenir. Ancak çift bir yıl sonra boşanma kararı alır. İlerleyen yıllarda yeniden barışan ve tekrar evlenme kararı alan çiftin Murat ve Kaan isimlerinde iki çocuğu olur. 60'larda ve 70'lerde tarih konulu aksiyon filmlerinde oynayan Cüneyt Arkın, sonraki dönemde Vatandaş Rıza ve Maden gibi toplumsal içerikli yapımlarda da görev almaya başlar. Hemen hemen her tarzda film çeken oyuncunun özel hayatı da tıpkı filmleri gibi oldukça aksiyonlu ve hüzün dolu geçer. Bir televizyon programına konuk olan Arkın, zor bir çocukluk geçirdiğini ve çobanlık yaptığı için üstünün teze koktuğunu, bu yüzden de lisede kızların kendisinden uzak durduğunu söyler. Orada bir lise yıllarını anlattığı bir bölüm vardı ve yaklaşık ağlayarak o bölümü izledim ben. Lisede gittiğinde, lise hayatı boyunca hiç kız arkadaşın olmadığını, hatta hiç arkadaşın olmadığını anlatmıştı. Bunu liseyi bitirdikten sonra sebebini öğreniyor ve sebebi de çobanlık yaptığından dolayı hayvan kokusunun üzerine sindiğini ve bundan dolayı insanların kendisinden kaçtığını anlatmıştı. Ben o süreçten çok etkilenmiştim. Yani çok ciddi bir zorluk süreçten geçirdiği bir bölümdü ve ben onu ilk defa o zaman izlemiştim. Gençliğinde çok fazla alkol tükettiğini de belirten usta aktör, içkiyi eşi sayesinde bıraktığını söylüyor. Arkın, eşim Betül yurt dışından bir ilaç getirtip suyuma ve çayıma katmış. Benim haberim yoktu. 7 yıl boyunca bu ilacı içirmiş bana. Bir gün eve gizli kamera yerleştirmiş. Sonra bana seyrettirdi. Sarhoşken adeta bir canavara dönüştüğümü gördüm ve alkolü bırakma kararı aldım. O dönemlerde sabır taşı olsa çatlardı. Ama eşim ses çıkarmadı. Betül sayesinde vazgeçtim içkiden. O olmasa sarhoş, alkolik bir adam olarak çürür giderdim ifadelerini kullanır. 80'li yıllara doğru gelinirken yapımcılar Türk sinemasında patlayan seks furyasına Cüneyt Arkın'ı da dahil etmek ister. O dönemlerde geçirdiği kaza sonucu bir süre yürüyemeyen sanatçı kendisine gelen teklifi şöyle açıklıyor. Bir kaza geçirdim, vücudumun belden aşağısı tutmuyor. Yeni de ev almışım, borcum var. Yapımcının teki geldi, valizle para getirdi. Senin olacak dedi. Bak dedi, sen sakatsın, nasıl olsa yataktan çıkamıyorsun. Seks filmleri çekelim dedi. Çok sinirlendim, odadan kovdum. Eğer ayağa kalkabilseydim, fena yapardım. İyileştikten sonra film çekmeye devam eden sevilen oyuncu, 80'lerin ortalarına doğru dizilerde de oynamaya başlar. İlk olarak Doktorlar adlı dizide görev alan Arkın, sonrasında polis, merhamet ve uyuşturucu gibi ses getiren işlere de imza atar. 90'lara gelinirken artık eskisi kadar film çekmeyen ve ailesine vakit ayırmak istediğini belirten Cüneyt Arkın, verdiği bir röportajda 400 küsür film çektim, bitap düştüm, değmezmiş şeklinde konuşur.
2000'li yıllardan günümüze kadar ara sıra dizi ve filmlere konuk sanatçı olarak katılan Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisinde oynamıştı. Son yıllarda verdiği röportajlarda Türk halkının eğitim düzeyi hakkında eleştirilerde bulunan Cüneyt Arkın, Beyazıt Öztürk'te Şahan Gökbakar hakkında ilginç açıklamalarda bulunur. Arkın, sinemayı çok iyi bilen genç yönetmenler ve çok iyi oyuncular var. Ama filmleri Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk. Ben ders verir gibi filmler çekilsin istemiyorum. Ama hiç değilse bir iki filmde de Türkiye'nin gerçekleri olsun. Televizyonda da böyle. Mesela Beyaz Şov'da hiç memleket sorunlarından bahsedilmiyor. Biz büyük şehirlerdeki insanları kıyaslıyoruz. Yaşasın Anadolu halkı. Yaşam inadıyla ve üretmesiyle çok başka. Türkiye hala ayaktaysa bu Anadolu insanına bağlı ifadelerini kullanır. Sözlerine devam eden Cüneyt Arkın, Türk halkı kitap okumuyor, tiyatroya gitmiyor. Sinemaya da Recep İvedik için gidiyor. Türkiye'nin birinci problemi eğitim. Türk halkı hakikaten Recep İvedik'i seviyor mu? Gözünü seveyim Kemal Sunal'ın. Erken gitti. Bizim kuşağımız çok samimiydi. Zarar vermeyelim diye çırpınırdık. Alçak gönüllülüğü, yardımlaşmayı ve azla yetinmeyi anlatırdık. Türk sineması bu değerlerle Türk halkını bir arada tutardı. Ben sinemaya başladığım zaman ülke nüfusu 30 milyondu. Aşağı yukarı 15 milyonu film seyrederdi. Şalvarlı köylü kadın bile sinemaya giderdi. Şimdi çok az kişi seyrediyor şeklinde konuşur. Şimdilerde 51 yıllık hayat arkadaşı Betül Işıl'la beraber yaşayan 84 yaşındaki efsane isme sağlıklı ömürler diliyoruz.